Şimdi şu ana kadar sistemin tüm unsurlarıyla ilgili eleştirilerde bulunduk. Sizin hiç mi kabahatiniz yok sorusu tabii ki gündeme gelecektir. Bizim çok kabahatimiz var. Çok hatalarımız oldu. Bunların öz eleştirisini biz kendi aramızda da yapıyoruz. Değerlendiriyoruz. Demin de dediğim gibi transfer hatalarımız oldu. Zaman zaman doğru kadro mühendisliğini yapamadık. Bazı maçlarda kötü oynadık. Biz kendimizi kandırmadan öz eleştirimizi yapıyoruz. Kulüp içinde bunları dinlendiriyoruz, konuşuyoruz. Ders almaya çalışıyoruz. Zaten bizim kültürümüzde de bu var. Ancak bunların hiçbiri sistematik, standart dışı, hatalara maruz kaldığımız gerçeğini, hatta şampiyonluk yarışının dışına itilmeye çalıştığımız gerçeğini yok sayamaz. Hiçbir takım 34 hafta süper futbol oynayıp şampiyon olmamıştır. Her takım inişli çıkışlı grafik sergiler. Ama biz kaybettiğimiz zaman bu unsurlar unutuluyor. Son 1-2 hafta hariç diyorum çünkü artık yani göz ardı edemeyecek seviyeye geldi bu hatalar. Yok Fenerbahçe şöyle kötü, yok Fenerbahçe şöyle, hocası böyle, başkanı şöyle, sportif direktörü böyle. Şimdi verdiğimiz mücadeleyi, uğraştığımız şeyleri tüm taraftarlarımızın gördüğünü, hatta en ince detayına kadar her şeyin farkında olduğunuzu biliyorum. Bizim taraftarlarımızın ne kadar araştırmacı, hatta bir medya mensubu seviyesinde konuların dibine kadar indiğini, bize bu saldırılar olduğu zaman bizli geçmişte yaşananlarla besleyerek bu mücadelede güç verdiğini de biliyorum. Yani sadece bu tribünlerde değil, deplasmanda değil, pek çok yerde stadlar dışında da bizim taraftarımız bize büyük omuz veriyor, destek veriyor. Teşekkür ediyorum. Her taraftan sırf Fenerbahçe zarar görsün diye yapılmaya çalışanları dışarıdan içeriden hep birlikte yaşıyoruz işte. Deminki ifade ettiğim belgesel gibi. Yani özetle son haftalarda her konuda asimetrik psikolojik saldırıya maruz bırakılıyoruz. Kulübümüzde her geçen gün bir başka isim hedefe konmaya çalışılıyor. Bilhassa puan kaybettiğimiz haftalar. İşte başkanla hoca arasında sorun var. Yönetimle hoca arasında sıkıntı var. Hoca ile oyuncular arasında problem var. Yönetim arasında problem var. Şu istifa ediyor, bu istifa ediyor vesaire vesaire. Arkadaşlar burayı iyi dinleyin lütfen. Fenerbahçe taraftarı bu size. Burada ben ve yönetim kurulum, hocamız ve oyuncularımız her şeyin farkındayız. Sokaktaki taraftarın olduğu gibi. Biz hepimiz başkanından yönetimine, hocasından kaptanına, tüm futbol takımı olarak, tek vücut olarak bugün bizi buraya çıkartıp bu açıklamaları yapmaya mecbur eden zihniyet ile mücadele etmek için hırsla dolmuş durumdayız. Bu hafta sonundan, inşallah bu hafta sonundan başlayarak da sezonun geri kalan kısmında bu hırsla, bu inançla tek vücut olmuş şekilde omuz omuza taraftarımızın da müthiş desteğiyle teker teker tüm maçlarımızı kazanarak şampiyon olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Hafta başında Samandıra'daydık. Demin dediğim gibi. Hocamızla, kaptanımızla, oyuncularımızla toplantı yaptık. Yemek yedik. Hepsinin gözünde ışığı, hatta çok daha fazlasını gördük. Sahada alın teriyle verdikleri mücadelenin hakem kararları sebebiyle karşılığını alamadıkça ben korkuyordum ki inançları zayıflar diye, ama ne kadar çok daha fazla hırslandıklarını, onların hırsının bizi ne kadar hırslandırdığını gördüm. Takım gözündeki ateş Ankara gücünden maçından sonra kat ve kat artmış durumda. Hocamız, teknik heyetimiz, oyuncularımız bizim havlu attığımızı düşünenlere bu hafta sonu başta olmak üzere nasıl yanıldıklarını inşallah gösterecekler hep beraber. Eğer lig bu haftadan itibaren, temin de söylediğim gibi pazar günü ne yaşayacağız bilmiyorum.
Ama eğer bu lig bu haftadan itibaren adil ve adaletli şekilde yönetilirse Fenerbahçe şu anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Bizim mücadelemizde, bu haklı mücadelemizde yanımızda olanları da görüyoruz. Köstek olmaya çalışanları da. Camiamızın içinde yıllarca hizmet etmiş, hatta en üst mertebelere gelmiş insanların yapılan haksızlıklara karşı nasıl sustuklarını, hatta bazıları nasıl destek olduklarını da görüyoruz. Bizler yolcuyuz. Her zaman dediğim gibi hancı taraftarlar. İnşallah bir gün yönetimi bıraktığımız zaman ben ve arkadaşlarım hiçbir zaman bu duruma düşmeyiz. Size de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü de büyük taraftarımıza veriyorum. Şimdi nimet olarak ifade etmiştim teknolojiyi. Hayatımızın her alanında, üretimden tutun, günlük average insanın günlük yaşamına kadar teknoloji bir sürü faydalar getiriyor. Bu arada fayda getiren en önemli teknoloji. Sahada maç oynanırken var teknoloji. İşte idman yaparken GPS kullanıyoruz, bütün verileri çıkartıyoruz. Datalardan, istatistikten yararlanıyoruz. Yani futbolun içinde de her yerinde de teknoloji var. Ama teknoloji kullanan insanların niyeti çok çok önemli. Ve senin de ifade ettiğin gibi pek çok hatayı varlığı düzeltme mümkünken göz göre göre bu yoldan sapılmasını iyi niyet hatalar olarak yorumlamadığımda konuşmam için de söylemiştim. Dolayısıyla yaptığımız değerlendirmelerde anlıyoruz ki aslında eskiden sahada kurgulanan bazı şeyler artık net bir şekilde var odasında. Şimdi var odasına yayıncı kuruluş bütün görüntüleri yolluyor. Mesela en son maçımızı alalım. Elini açıyor, topu alıyor. Şimdi o görüntüler var odasına girmeden önce bir teknisyenden geçiyor. Çünkü hepsini yollayamaz. Vardaki hangileri gidiyor? Hepsi gidiyorsa odada sıkıntı var. Gitmesi gereken görüntüler gitmiyorsa aradaki katmanda sıkıntı var. Ama bir yerde sıkıntı var. Bein Sports'a çıktığım programda da demiştim. Basketboldaki gibi, voleyboldaki, tenisteki gibi şey hakkı verilsin. Challenge hakkı takımlara. Şimdi anladığım kadarıyla geçen hafta Avrupa Kulüpler Birliği toplantısındaydık. Bu konu İtalya'da konuşuluyormuş. Ama bizim ne yapıp yapıp bu teknolojiyi kullananların da en iyi şekilde kullanmasını sağlayacak yaptırımlar, uygulamalar ne dersiniz deyin getirmemiz lazım. Yani o kişiler arasında nasıl bir görüşme? Yani burada Alanya maçındaki hakemin futbolcularımıza söylediği gibi çağırmıyor beni. Çağır dedim çağırmıyor. Doğru mu? Dolayısıyla bu konuda varın faydalarının zararından daha fazla olduğuna inanıyorum hala ama çok daha iyi kullanılabileceğine inanıyorum. Bir sonraki seçim ne zaman olacak bilmiyoruz. Bir sonraki seçim daha iyi bir tablo mu çıkaracak onu da bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki bu şekilde belirlemenin yönetim kurullarının ve kurulların bir fayda vermediği, demin bahsettiğim 3-4 tane ayrı futboldaki güç, otoritenin çarpıştığı, senin adamını benim adamı buraya sokalım dediği bir sistem var. Bunu biz tek başımıza değiştiremeyiz. Demin ne dedim? Burada bahsettiğim konular sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil, hepimizin sorunu. Bizim gibi kulüpler ister istemez, pardon nerede oturuyordu? Bizim gibi kulüpler ister istemez devletle pek çok işi olan, belediyeden devlete kadar, değişik bakanlıklara kadar pek çok işi olan kulüpleriz. Bizim vergi borçlarının taksitlendirmesiyle ilgili bir konuydu. O konuda diğer kulüplerin yaptığı gibi bir kağıt almamız gerekiyordu. O kağıdı aldık. Camianın kanaat önderlerinin sessiz kalması
Belki bunda bizim de suçumuz var. Yeterince onları bilgilendiremiyoruz. Ama pek çok şey de ortada. Kimseyle özel bir görüşmem olmadı. Görüştüğüm insanlar var. Görüşmediğimiz insanlar var ama hiçbir şekilde nasıl ben tarafta da şöyle bağırın böyle bağırın demiyorsam camianın önünde gelenlerine de ya çıkın şu açıklamayı yapın bu açıklamayı yapın demem. Ama böyle ortak olarak da çağrımızı yaparım. Çünkü bir camianın gücü her bir ferdinden alınır. Nasıl bizim Fenerol kampanyasında küçücük çocuk kumbarasını verip ta hepinizin bildiği ismini söylemeyeceğim kelli felli iş adamları yüksek meblağlarda bağış yapıyorsa bu camianın aslında zenginliğini gösterir. Maddi açıdan demiyorum, manevi açıdan. Burada da camia sıkıntıya girdiği zaman ki biraz sonra Ahmet'in sorusuna cevaplayacağım. Belki senin soruna da cevap vermiş olur. Sadece kulübü yönetenler değil, nasıl taraftar tribünlerde sosyal medyada sahip çıkıyorsa cemiyet hayatının önüne gelenlerinde çıkıp inanıyorlarsa tabii. Çıkıp bu yönde destek vermesi gerek. Beni üzen konu buraya yıllarca hizmet edip de bu durumdan keyif alan veya bu insanlarla çok yakın ilişkiler içinde olup işte geçen gün televizyonda işte Allah'ın sopası yok ki diye onun için diyorum. Böyle tutup bir mesaj dinletirken burada da biri çıktı şimdi beni biri aradı. Yakaladınız mı onu? Ama işinize yarayacak bir isim değil. Çıkıp Fenerbahçe'de efsane olmuş işte Müjdat Erkiner diye efsane formamıza koyduğum isimlerden birini çıkıp propaganda amaçlı bize o gece saldıran kişiye haber vermesi falan. Bunlar işte Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ben de dahil buradan ayrıldıktan sonra. Ama tekrar ediyorum burada yani camiamızın şu günlerde desteğe ihtiyacı olan günler bilhassa iletişim anlamında. Antalya'da da söylemiştim. Bu öyle tesadüfen söylenmiş reaksiyonel bir söylem değil. 2011'de alın terimizle aldığımız kupamızın bizden alınmaya çalışılmasıyla belki bambaşka şartlar, kişiler söz konusu o günde bugün aslında ama bugün de demin de ifade ettiğim gibi yarışın dışına itilmeye çalışıldığımızın da unutulmaması gerekiyor. Dolayısıyla burada desteğimize, her türlü desteğe ihtiyacımız var. Ama destek olmayacakları da var, köstek olmayın diyorum.